2021 yılı Camiler ve Din Gören Haftamızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın İlçe Müdürümüz Murat Hasan Kahyaoğlu Efendi onu davet ediyorum. Evet Sayın Kahyaoğlu, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Emniyet Amirim, Jandarma Komutanım, Diyanet Serimizin ilçe, il temsilcimiz, basınımızın güçlüler mensupları ve kıymetli meslektaşlarım, Camiler ve Din Görevleri Haftası programımızda hepiniz hoş safa geldiniz. Evet, vefa diyor. Arkanda bıraktığını giderken, yaktığını yamara atmamaktır diyor. Dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamaktır diyor vefa. Ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almak, ulvi güzellikleri dünyaya satmamaktır diyor. Vefayı bu şekilde çok güzel tanımlıyor. Cenab-ı Allah ayet-i kerimelerde de değil mi? وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Müminler bu kimseler ki vefa sahibidir. Bir ahit verdiklerinde, bir söz verdiklerinde o sözü yerine getirirler. Evet, din görevlerimiz çok kıymetli bir vazife. Bunu her platformda ben zikrediyorum. Diyanetimiz şu toplumun dengesini sağlayan bir kurum. Hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığı toplumdan sökülüp alındığında toplumun dengesi bozulacak. Birçok tefrikanın, birçok ayrılığın toplumlara atılacak. O anlamda imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz bu toplumda çok büyük bir vazife yerine getiriyorlar. Onlar mihrapların hakkını veriyorlar. Minberlerin hakkını veriyorlar. Sürekli kendilerini güncelleyerek insanların hayatlarına dokunuyor. Kitapla, kalemle bağını kesmeden sosyal hayatın içinde yani halkın içinde halkla beraber manevi bir doktorluk yapıyorlar. Tabii bu anlamda her birimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bereketli hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Katılanların hepsine de ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. 1935 yılında ecdadımızın 4. Murat Han Hazretleri'nin yaptırmış olduğu İstanbul Mustafa Paşa'nın camisi vardı. 4. Murat Camii. Bu cami 44 depreminde yıkılmış, 44 depremin arada hizmet vermiş. Çerkeş'e bölge yapışır bir cami ki ilçemiz kadim bir medeniyete sahip. Bu caminin yapıldığı 1600'lü yıllarda Revan Seferi'nden önce 4. Murat Hazretleri ilçeye geliyor, ordusunu orduya kuruyor ve bunu emir veriyor. Diyor ki bir cami, bir hamam ve 180 dükkanı burayı imar ve ihya edeceksiniz. Neden? 5 tane mahalle var 1600 yıllarında Çerkeş'te bildiğimiz Karalar, İdris Mahallesi, Okçular Mahallesi bu mahallede eski, çok eski bir kadim tarihe sahip. Bu alanda böyle bir cami, böyle işte çarşı, kervansaray ve hamamla ihya edilmesine emir verdikten sonra Sıkatlar Mustafa Paşa burada bu alanı gerçekleştiriyor. Ve hakikaten Kastamonu ilinin Üsküdar'a kadar olan tüm alan Kastamonu vilayetine bağlı ve bu vilayette İstanbul'a kadar bu mevkilerde en önemli ticaret kültür merkezi Çerkeş. Bu ecdadımızın yaptıkları biz bugün övünüyoruz. Ama ecdadımızın yaptıklarına ulaşmak için de çok çalışmalıyız ve kısa zamanda bunu halletmeliyiz. Ne yapmalıyız? İlçemizi kaldırmalıyız, her yönü geliştirmeliyiz. 1914 2. nüfus sayımında Çerkeş nüfusu arkadaşlar 66 bin. Yani 66 bin nüfusa sahip Çerkeş. Ha bunun yanında tabi Atkale'de Burcu'nun eski pazar, Orta, Bayramöne, Babacık Çerkeş'e bağlı, köylerle beraber kalamadık. Ama hakikaten o günleri arıyoruz. Bu sebeple 4. Murat Camii'nin tekrar ihya edilmesi ve yapılması, rekonstrüksiyon uygulamasının yapılmasıyla alakalı bu hayalimizi gerçekleştirmek için 2014'ten beri çalışıyoruz. Uzunca bir dönem ilçemizde bu caminin sadece projesini yaptırmak için çok uğraştık. Orta Doğu'lara gittik,
sanat tarihini görüştük ama inanın bu konuyu hakikaten bir yere getiremedik, beceremedik. Hem çok pahalı, ondan ziyade bilenler çok az. Çünkü orijinal dördüncü cami yapmak kolay bir şey değil. Sonra ilçemizde Murat Kurum geldi çevre bakalım. Sağ olsun, çok büyük hizmetleri var, daha var. Birçok şeylerde bize yardımcı oluyor. Bu cami yapacağız dedi. Fotoğraflar görüyor. Merdivene çıkan, belediye çıkan herkes dördüncü Murat caminin siluetini görüyor. Ve soruyor, bu ne diyor? Herkes soruyor bakın. Yani o cami sormaya yok. Odamda mesela cami siluetini var, bunu sormaya yok. Soruyor bu ne diye. Anlattım sanki bakanım böyle bir şey. Dedi ki, başka bunu yapalım. Sonra Nadir Alparslan geldi, Kültür Bakanı yardımcısı. İlgin bize çok, ilçemize çok yardımcı oluyor, bize çok destek oluyor. Sağ olsun. O da gördü ve dedi ki, başka bunu yapmalıyız bu cami. Sonra Kültür Bakanı geldi, yönetimler sonra. O da gördü, o da yapmalıyız dedi. Yani herkes bunu yapmalıyız diyor ama o zaman yapmalıyız, bir şey de yapmalıyız. Mustafa'nın sanayi bakanımız Çerkez'in çok ciddi ilgisi var. İşte Organ Sanayi Bölgesi'ni görüyorsunuz. En son 250 milyon dolarlık işte yatırımlar arasında çok ciddi desteği var düzeceğim alakalı. İlçemiz ayağa kalkıyor. Eskisizlik şu an hiç yok. Ve ciddi bir göç alıyoruz. Sizlere de çok ihtiyacımız var. Ve bunları yaparken de şunu biliyorum. Bakanlarımıza falan bu içindeki bu ruhu, duyguyu veren ne biliyor musunuz? Bizim Çerkez'de ciddi manada bu hizmetimizi yolumuzu açan, önümüzü açan, gönlümüzü açan çalışmaz mı belki? Ben şunu biliyorum ki pili sanatçıydı. Herkese geliyor mu? Sayın Belediye Başkanım. Ben Emniyet Müdürüm. Ben Jandarma Komutanım. Bir genel dersim. Saşak Belediye Başkanımız. Sayın Müftümüz. Değerli imam arkadaşlarımız. Camiler ve din görevler haftası münasebetiyle huzurunda olmanın heyecanı içerisinde Piri Sultan Hazretleri'nin torunlarına hizmet etmek aşkıyla tutuşan kıymetli din adamlarımızın ve onların hizmetinde hizmet gördükleri mekan olan camilerimizin haftasını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin gelmesini doğrudan amacı şudur. Biz nasıl ciddi bir kamu görevi yapıyorsak siz de aynı kıymette hatta belli noktalarda daha fazladır, kuvvetli, kıymetli hizmet ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sizin hizmetiniz doğru gittiği müddetçe dinin yanlış anlaşılmasına veya kendilerini Müslüman olarak tanıtabilecek kadar alçalan, elebaşı Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün içinden girdiği boşluğu doldurmanız gerekir. Siz doldurursanız FETÖ terör örgütü gibi terör örgütleri oradan dinimize, milletimize, devletimize yanlışlık yapma fırsatı bulamaz. İşte Atlıcıların tarihi, kültürü. Çerkeş Ulusat Haber TV, bölgenin sesi kulağı.